Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy kompartiyasi dunyoga ziyonliq virusdir. Amerika Avazı'nın 23. noyabirdeki haberde bildirilmişçe, Şimali Amerika'daki danlıq bexaterlik münbiri en yeni dokulatını ilan kılıp, 2020 yılda demokratik devletlerinin Xitay'ı bolgan karşıda toluq buruluş hasılı bolganlıqını, onlarının yeni ortak çüşençisi de Xitay Kompartiyasının dünyayı ziyan yetküzüdüğen virus dep karlı vatkallıqını körüstüp ötken. Xabarda bildirilishicha, bosh shtabi Kanadaga joylashgan Halifax xalqaro bexaterlik munbiri oldingi hafta oxirida Xitoy va demokratik davlatlar bu asrdagi eng cho'ng tutishish nomli kitobchini e'lon qilgan. Munbarning raisi Peter Van Praag mazkur dokumentning kirish so'zida 2020 yili demokratik dunyoning Xitoy kompartiyasiga tutgan pozitsiyasida tubdan o'zgarish bo'ldi. Konkret aytganda o'tmishdagi an'anaviy qarashda iqtisodiy gullangan Xitoy oxirida o'z xalqiga texnik ko'p erkinlik elib kelaladi deyilgan bo'lsa, yeni ortak qarashda Xitoy kompartiyasi dal dunyoga xatar elib kelayotgan virus deb qaralmoqda deb yozgan. Yeni e'lon qilingan bu dokumentda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan 250 dan ortiq mutaxassisning fikri to'plangan bo'lib, Xitoyning o'z ichidagi hukmronligi, demokratik davlatlarga qilgan hujumi, strategik planı qatorliq nuqtalarini chiqish qilib turib, tafsiliy isbotlar orqali Xitoyning demokratik davlatlarga elib kelgan tahdidi gavdalandirilgan. Dokulat yana Xitoyning demokratik davlat va demokratiyaga hujum qilishdan uzun yillardan beri davomlashganligi, Tramp hukumatining Xitoyga bo'lgan maydonini o'zgartirishdan xili burunla Xitoyning yo'lsizligini davom qilayotganligi, dunyo miqyosida Xitoy virus yuqumi yuz bergandan keyin dunyo jamoatchiligining ondan Xitoyning tahdidini haqiqiy his qilganligi bildirilgan. Dokulat yana 2020 yili boshqa davlatlar Xitoy virusi yuqumiga taqobil turish bilan oldirash bo'lgan bir paytda Xitoyning Tayvan, Hong Kong, Janubiy dengiz va Hindiston chegarasidagi tajovuzchilik qilmishlarining g'arbni texnik cho'chitganligi, texnik ko'p davlatlarning Huawei shirkatining 5G texnikasini cheklaganligi buning bir amaliy ifodasi ekanligi qayd qilingan. Amerika bexaterlik maslahatchisi Vietnamni Xitoyning zo'ravonligiga qarshi turishga chaqirdi. Germaniya ovozining 23 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika davlat bexaterlik maslahatchisi Robert O'Brien Vietnam diplomatiya institutidagi o'quvchilarga nutq so'zlab, Xitoyning Janubiy dengizdagi zo'migarlik qilmishlarini to'xtatishga chaqirgan. Bildirilishicha, O'Brien Amerika bilan Sharq Janubiy Osiyodagi ittifoqdoshlarining hamkorligini kuchaytirish maqsadida juma kunidan boshlab Vietnamda 3 kun ziyorati bo'lgan. Ondan 23 noyabr Filippinni ziyorat qilgan. O'Brien ziyorat davomida bu rayonning imperiya davriga qaytib kelishi adolat uchun ziyonliq. Shunglashqa Amerika Xitoyning Janubiy dengizdagi tahdidi va zulmiga va Xitoyning Mekong daryosi rayonidagi bexatarlik tahdidiga qarshi turishda chiqib turdi degan. O'Brien ziyorat jarayonida Vietnamning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishib, Amerika bilan Vietnamning harbiy hamkorligi va davlat xalqiga jinoyatga o'rtaq zarb berish haqida kelishim hosil qilgan. O'Brien Bloomberg agentligining ziyoratini qabul qilganda Vietnam rahbarlariga Xitoyning qonunsiz eksportini to'xtatib, Amerika mahsulotlarini sotib olishni kengaytirishi kerakligini, Xitoyning Amerika yo'li qo'ygan qo'shimcha tamojna bejidan qaytish uchun suyuqlantirilgan tabiiy gaz va harbiy ta'minot qatorliq mahsulotlarni qonunsiz eksport qilganligini aytganligini bildirgan. O'Brien yana Amerikaning Vietnamni mablag' bilan ta'minlashi mumkinligini, shundoq bo'lganda Vietnamning Amerikaning tik uchar aeroplanini sotib olib, Amerika bilan Vietnam o'rtasidagi savdo nisbatini oshira oladiganligini, Vietnamning Amerika bilan bo'lgan savdo nisbatining bultur 56 milliard Amerika dollariga yetganligini, bu yil texnik yuqori nuqtaga yetishi mumkinligini bildirgan. Mike Pompeo Nuremberg sotining 75 yillik xotira kunida Uyg'ur masalasini tilga oldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo natsist urush jinoyatchilari ustidan ochilgan Nuremberg sotining 75 yillik xotira kunida Uyg'ur masalasini alohida tilga oldi va Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarga qarshi so'zlashni davom qiladiganligini bildirdi. Bu haqda fikr yurgizgan analistlar buning Xitoy kompartiyasining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarining ham aman bir kuni javobgarlikka tortildiganligidan derak beradiganligini bildirishdi.
İkinci dünya urushi ayaqlaşıp bir neçe aydan keyin, yani 1945-yılı 20 noyabr Amerika, Angliya, Fransiya ve sabık Sovyetler İttifakı'nın hemkarlığında xalqara harbiy sot açılıp tirik qo'lga tushirilgan natsistler rehberleri, ceza lagerleri, karavulları, doktorlar ve soda sanayetçilerini öz içiga algan cevapkarlar urush cinayeti, tinchlikka qarshi cinayet ve insaniyetke qarshi cinayetler bilen sotqa tartılıdı. Sot Germaniyaning Nuremberg şehirde ekilgan bolgaçka dünya tarihida Nuremberg soti deb atılıdı. Tarihi ahamiyetke ega mazkur sot ekilganlığının 75-nji yilligini xatırlash münasibeti bilen söz kılgan Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, natsistlarning urush cinayetleri, zor kırgınçılığı ve ceza lagerlerde ötküzgen vahşiliklerini hergizmi unutup kalgılı bolmaydıganlığını etti. Mike Pompeo'nun nutkıda alahide dikkat çekidigan bir nokta bolsa, insani qadir qimmatga qarshi növbettiki hujumlar qatarida Sharq Turkistanda devam qilib atgan bostirishlarni tilga olishi edi. Mike Pompeo mundaq dedi: "Amerika yanada hushyor va qat'iy bo'lib, eng oliy g'oyalarimizni himoya qiladi. Biz bilan birga turgan ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimizga minnatdorlik bildiradi. Tarix va 600-nji nomerli sot zalining saboqlarini o'rganishni davomlashtiraylik. Devletlerimiz 75 yıl mukaddem ornatkan yüksek ölçemler kütken yerden çıkaylı. İnsani kadir kımmetki karşı hücumlarını kayardı görsek, meyli olar herhal rezillik derecesindeki antisemitizm ya ki Xtay Komünist Partiyası'nın Şarkı Türkistan'ı bastırışı bolsun, dadıl halda onlara karşı sözleydi. Bu hafta toxtalgan Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin dosenti Dr. Erkin Ekrem'den bildirişçe, Mike Pompeo bu arkalık Xtay'nın mı Uyghurlarga karşı irki kırgınçılık cinayeti sadır kılıp atkallıqını bildirmekçi bolgan. Amerika'daki Uyghur vaziyet analizçisi İlşat Hasan'dan karışça Mike Pompeo'nun bu sözlerinin Xtay komünistleri cazağı tartıldığan o günün haman kildiğallıqının ibaret bir ümitinin signalini berdiğallıqını ilgiri sürdü. Bu hafta toxtalgan Amerika'daki siyasi obzorchi Gordon Chang efendim Xitay'nın Şarkı Türkistan'da insaniyetke karşı cinayetle emez, belki yine irki kırgıncılık cinayeti mi sadır kılıp atkallıkını bildirdi. Özbekistanlık tunulgan alim Uygurlar uçuravatkan kırgıncılıkka karşı işkellikini bildirdi. Taşkent şehirde turuştuk dini ölüme şundaklı tor dünyasıda mınlıgan elgeç küçüsü bar Özbek alim Ebrar Muhtar Ali Ustaz ictimai taratkularda sın tarqıtıp Xtay tecavüzçülerinin Uyghurlarga zulüm kılıp atkallıqını, Şarkı Türkistan'ı işgal kılıp alqallıqını, şundaklı köplep Xtay nüpusu yötkeş arqılıq Uyghurlarını asmilasiya kılışını ve Uyghurlarını yokutuşunu nişan kılıp alqallıqını bildirgen. Şundaklı öz vaxtıdaki Lenin'nin Otur Asiyadaki siyasi kandak bolgan bolsa, bugün Xtay'nın Uyghurlarga yürgüzüp atkan siyasetinin unutulma artık işkellikini bildirgen. O söz diyene Uyghurlar uçurup atkan irki kırgınçılıkka karşı işkellikini hem Şarkı Türkistan'ın müstakil buluşunu arzu kıldığallıkını enik oturgu koygan ve her bir Müslümanın müşündak düşüncede buluşu gerektiğini bildirgen. Mesela Uyghurlarga zulüm kılıyetken Xtay hükümeti. Kılıyetken işi zulüm. Siyasi manasını eytey. Xtay Şarkı Türkistan'ı uzunin bir bölge sıfatı da uçlap koygan, bası koygan. Şarkı Türkistan'da 40 milyon ahalı bulsa, 60 milyon Xtay'ı kırgızıp koygan. Onların siyaseti ne miydi? Xtay halkıge Uyghur halkını integrallaştırvar iş. Ne degeni? Bütün başlı milletini yok kıvar işlik. Bu siyaset eskitten barıdı. Bu Lenin'in siyaseti Orta Asya'ya nispeten ne kadar zulüm bulsa, Xtay'ın Şarkı Türkistan'a nispeten kıyan işi şu undan artık zulüm. Şarkı Türkistan İnsan Hakları Kürsüş Cemiyeti'den çakırık. 19 noyabr Şarkı Türkistan İnsan Hakları Kürsüş Cemiyeti'nin bir heyet Hindonezya'nın Ankara'daki baş elçi hansıga berip, baş elçi Lalo İkbal Muhammed bilen söhbette bolgan ve Hindonezya'daki 3 Uyghur'un Xtay'a kaytürü bitligenliği ve hazır mı Hindonezya'da 2021 yılı ceza modu tutuşudugan 2 Uyghur'un tutup durulup atkallıkı hakkıdaki haberge erişken idi. 20 noyabr Şarkı Türkistan İnsan Hakları Kürsüş Cemiyeti'nin baş katibi Nuruddin İzbasar efendi ictimai taratkularda sırlık bayanat elan kılıp, muhacireteki barlıq Şarkı Türkistan halkıga ve her kaysi devletlerdeki teşkilatlarga xitap kıldı. O sözde hazır Hindonezya'da tutup durulup atkan 2 Uyghur'un yoklap geliş, halkının onlarının arkasında ikenlikini bildiriş,
ularını kutkuzup çıkış üçün hareketke ötüş gerekliğini, her kaysi devletlerdeki Şarkı Türkistan teşkilatlarının özü duruşluk devletlerdeki Hindonezya hükümetindeki karışlık, hükümet oğrularına berip, tutup durulubatkan işki Uygurunun Xitay'a kaydırılmasını hakkında iltimas sunuşka ve onlarının ceza müddeti tuşuşu belalla üçüncü bir devletki yötkülüşü üçün kereklik imkaniyetlerini tayyar kılışka çakırı kıldı. Yeni bir halk sanatkarı vapat boldu. İctimai taratkulardaki uçurlarga asaslanğanda 23 noyabr Şarkı Türkistan'daki halk suyar sanatkar, dağınlık nakşçı, istidatlık kompozitor Mahmud Süleyman, yuşurun karakterlik yürek kesili bilen tuyuksuz vapat bolgan. Mahmud Süleyman 1968 yılı Kaşgar şehirde tuğulgan. 1981 yılı Sanat İnstitutu'nun usul kesbide okugan. 1985 yılı mektep tutup Kaşgar sanat ömükide usulcu bulup işleyen. O bu ceryanda nakşı müziki icadiyeti bilen şugulunup, Salam dostlar, şükrü dedim, yıldızım katarlık icadi nakşları bilen halkı tonulgan. Mahmud Süleyman'ın musibet haberini anlayan muhacireteki Uygur halkı ictimai uçur vasıtlarında merhumu bulgan kümül sözlerini ve taziyelerini bildirişti. Yakınki bir neçe yıl içinde Şarkı Türkistan'da az bulmagan sarkıllar yürek kesili tuyuksuz kozgulup geliş bilen kaza kılgan bulup, bu binormal ekvalının Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki insaniyetki karşı cinayetleri ve yukarı besimlik bastırış siyasetleri bilen alakası buluşu mümkünlükü ilgiri sürülmekte. Şunlukla vatandaki ictimai uçur vasıtlarında halkımızdan onunla bildirgen taziye uçurlardı mı, yatkan yeriniz cennette bolsun diyencilik sözlümü kılışkı cüret kılalmağalıqı, onun ornuğa ak yol bolsun, yeriniz güzel bolsun diyendek Uygur halkının musibetlik küllerde asla işiltip bakmağın sözlerini yizişki mecbur bolğalıqı, Xitay'nın vatanımızda halkımızda kançılık besim aslıda tutuvatkallıqının yeni bir körünüşü süptüde dikkat tarttı. Şarkı Türkistan'daki haşar keç gündüz devamlaşmakta. Yakında ictimai uçur vasıtları tarqalgan bir sında Şarkı Türkistan'ın malum şehirde bir türküm Uygur ayollarının kol çıraklar bilen yerim keçidimi haşar üçün köçe tikivatkallıqı görüstülgen. Şarkı Türkistan'da yakınki yıllarda mecburi emgek bilen tan haşar siyasetimi iğırlığan bulup, ayollar ve yaşanğallarına mı haşarga çıkışkı mecburlanğallıqı dikkat kozgumakta. Bundan burun ictimai uçur vasıtları tarqalgan sıllarda mı yol kuruluşu, köçe tikiş, etiz eğrik işleri katarlıq haşarlarga selinğallarının 90%'nin ayollar ikenliki körüstülgen. Bu körünüşler bir tarafdan Xitay'nın ceza lagir siyasetini yol koygan deyken, erlerinin zor derecede azlap ketkenlikini körüstüp berse, yeni bir tarafdan mecburi emgek haşar siyasetinin keç gündüz er ayal qeyri yaş demesinin tihimi iğırlaşkanlıkını körüstüp bermekte. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen kaza kılganlar 139'a yetti. 20 noyabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministri Fahrettin Koca Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının 6017'ye yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministerinin aşkarlışça Xitay virüsü bilen yukumlandı deb güman kılınan 155516 kişi tekşürülüş arkalık yeniden 6017 kişinin yukumlanğalıqı baykalgan. Bir gün içi diyene 139 kişi kaza kılgan 3812 kişinin salametliki esliki gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri salametliki esliki gelgenlerinin sani cami 374637'ye kaza kılganlar 13358'ye yetgen. Fahrettin Koca yine biz yukumga karıştırışta yenili çeklemelerini özlükümüzün yolu koyuşumuz gerek. Eğer birlikte tedbir kullansak, özümüzge özümüz çekleme koysak, Xitay virüsü bilen bolgan körüşümüz tehimi oğuşluk boludu. Kol tazılıqı, maske takaş ve arılıq saklaş katarlıq tedbirlerge kattık emel kılışımız gerek diğerlerini bildirdi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.